Merhaba arkadaşlar, gün haftasından herkese iyi günler diliyorum. İyi tatiller, iyi hafta sonları, sağlıklı, mutlu, neşeli bir hafta sonu tatili geçirmenizi temenni ediyorum. Model şirketimiz gene natural gaz. Niçin? Dün yapmıştık. Bir kez daha yapalım. En azından bakın şimdi arkadaşlar. Muharrem Gönül Alan diye bir arkadaşım. Kenan Bey merhaba. 2 ay önceki natural gaz analizinde hissenin spekülatif olarak ucuz olduğunu analiz etmiştiniz. O dönemki fiyat 29 lira iken yapmıştınız analizi. Bu kağıdı ezmeye başladılar. Ezmeye de devam ediyorlar. Ezmeye de devam etsinler gibi spesifik bir yorumunuz olmuştu. Bilinçli olarak olması gereken değerin altında olduğundan bahsetmiştiniz. Ama şimdi bu videoda oldukça farklı yorumlar çıkarttım. Bir çeyrekte bu kadar fark etmesi normal mi? Tabii ben arkadaşa cevap verdim. Sanki beni bir alınganlık göstermişim gibi şey yapmış. Demiş ki ben kesinlikle sizi eleştirmek niyetinde değildim. Hayır, ben zaten bu yorum bir eleştiri olarak hiç algılamadım. Kaldı ki elbette soracaksınız, elbette sorgulayacaksınız arkadaşlar. Ama en azından nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelere bakmamız gerektiğini bilinçli bir şekilde iktisadın kuralları, borsanın kuralları içerisinde değerlendirmeyi bildiğimizde, öğrendiğimizde zaten bu soruları da sormaya gereksinim duymayacaksınız. İşte bu yüzden finansal okurlukta nelere öncelikle bakmanız gerektiği hususunda yani yatırımcı beni dinliyor, farklı bir şey çıkartıyor. Bir başkasını dinliyor, çok farklı bir şey yorum çıkartıyor. Ve haklı olarak kafası karışıyor. Ama ya bu işi ben en kısa yoldan kendi kendime yeteyim, kimseye görüşüne, düşüncesine, bilgisine muhtaç olmadan bu işi ben doğru olarak kendim yapayım, zahmetine de katılmak istemiyor. Ve hep böyle birilerinin spekülatif hikayelerine, yazdıkları hikayelere kapılarak el yordamıyla kör tavuk gibi koşturuyor. Şimdi arkadaşımız haklı aslında. Ne oldu? Bu arkadaşımız ve tabii şahsına münasır söylemiyorum. Birçok yatırımcı bu şekilde haklı olarak neleri takip ettiklerini bilmedikleri için bu tür kafalarında soru işaretleri oluşuyor. İşte bu soru işaretlerini giderebilmek yatırımcının kendi kararlarını kendi artık verebilmesi, yani finansal okurlukta en az profesyoneller kadar son derece profesyonel bir kılavuzla şirket bünyesinde isteyenlere, talep edenlere, İstanbul ve çevresinde yaşayan, katılmak isteyenlere bir seminer ve program, ömür boyu kullanacakları bir programı, en kısa sürede ilgilendikleri, yatırım yapacakları şirketlerin profesyonelce zenginleştirmiş verilerini elde edip görebilmeleri için bir semineri gerekli duyduk. Bunu da en kısa sürede vereceğiz. Şimdi ne olmuş 3 ayda? Gördüğünüz gibi en son gelen bilanço dönemi, yani 2023'ün ilk çeyrek bilançosu. Nasıl karşılaştırıyoruz? Bir önceki yılın aynı çeyreğiyle yıllık bazda değerlendirme. Peki bundan önceki kafamızı karıştıran bir takım soru işaretlerine sebebiyet veren
Değişmeler ve gelişmeler nasıl gerçekleşmiş? 3 ayda neler değişmiş? Bakalım. Evet. Arkadaşımın atıfta bulunduğu dönemin verilerini çağırdım. Biliyorsunuz bu verileri biz KAP'tan alıyoruz. Şirketin yayınlamış olduğu. Değerli arkadaşlar, her 3 ayda bir şirketler size kontrole geliyorlar. O finansal raporları yani tahlil sonuçlarını size ibraz ediyorlar. Siz eğer iyi bir okursanız o tahlillerin sonuçlarında neler olduğunu görüyorsunuz. Şöyle düşünün. Bir insan sağlığından hiçbir farklılığı yok arkadaşlar. Diyelim ki 3 aya kadar önce her gün düzenli spor yapıyorsunuz. Veya spor yapmasanız bile beslenme alışkanlıklarınızı iyi yönde bir beslenme alışkanlığınız var. Uyku düzeniniz, yaşam standardınız bilinçli bir seviye düzeyinde olduğunu varsayalım ki olması gereken. Fakat 3 ay önceki, 3 ay önceye kadar bu düzenli yaşam standardınız, hayat koşulları, yaşam koşulları efendim, hayatın şartlarına bağlı olarak bu alışkanlıklardan uzaklaşmaya başladınız. Ama gittiniz bu 3 ay önceki yaşam standardınız bozulmadan önce gittiniz bir tahlil yaptırdınız. Trigliseritiniz, kolesterolünüz olması gereken değerlerin sınırları içerisinde hiçbir probleminiz yok. Fakat 3 ay sonra hayat sizi öyle bir şartları değiştirdi ki artık düzenli bir sağlıklı yeme alışkanlığınızı kaybetmeye başladınız. Uyku düzeniniz bozuldu. Spor yapmıyorsunuz. Efendim hareketsizsiniz. Aradan 3 ay geçti. Doktora gittiğinizde trigliseritinizi ve kolesterolünüzü bir ölçtürün. 3 ay önceki düzenli istikrarlı yaşam standardınızla 3 ay içerisindeki bozulan o standart arasındaki farkı somut olarak göreceksiniz. Trigliseritiniz de yükselmiş olacak, kolesterolünüz de yükselmiş olacak. Ve olması gereken değerlerin belki dışına çıkacak, belki sınıra gelecek. Şirketler de aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hiç uzatmadan kısa kısa ana başlıklar üzerinde ne değişmiş somut olarak görelim. Hemen gidelim ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakalım. 3 ay önceki cari dönemin 1 yıl önceki cari dönemiyle mukayese edelim. Şirket karlılığı %517 artarken tamam şirket karlılığını artıracak ama ben bu şirketin hisse senedi ortağıyım. Pay sahibi ortağıyım. Benim karım ne olmuş? 1050 olmuş. %1050 olmuş. Peki daha önceki videolarımızdan hatırlayacağımız üzere şirket kar edebilir, şirket karlılığı olması gerekendir. Ama bana ne oranda yansıyor bu benim için daha önemlidir dediğimiz koşullar gerçekleşmiş. Şirket karlılığının 2 kat üzerinde benim karlılığım artmış. Şirket karlılık oluşumuna bakıyoruz. Sürüm, satışların sürümü %148 artmış. Satış karlılığı %149 oranında artmış. Peki sıkıntı nerede var? Katkı payı yüzdesinde var 3 ay önce. Ne olmuş? %17 gerilemiş. Emniyet marjı %79 artmış. Yani risk azalmış. Emniyet marjı arttıkça risk azalır. Fakat katkı payı yüzdesi %17 gerilemiş. Ne demiştik? Yine hatırlayalım. İktisadi kural bir şirketin kar elde edebilmesi için 3 temel
üç ana koşul vardır. Bir, reel olarak satışlarını artıracak. İki, maliyetlerini düşürecek. Üç, katkı payı yüzdesini artıracak. Şirket katkı payı yüzdesini artıramamış. Yani değişken maliyetlerini düşürememiş 3 ay öncesi. Ama buna rağmen sürüm artışıyla satış karlılığını artırmış. Peki en katkı payı yüzdesini artıramamış. Reel satışlarını artırıp maliyetlerini düşürmüş mü? Bakalım nerede bakacağız? Gelir tablosunda. Satış, net satış hasılatı reel olarak %173 oranında artmış. Peki satışların maliyeti o %152 oranında artmış. Yani satış artışının, reel satış artışının maliyetler reel olarak satış hasılat artışının altında gerçekleşmiş. Ve bakalım toplam gelirler içerisinde maliyetlerin payı %80,5'tan belirgin bir şekilde %74'e azalmış. Bakın nereleri kontrol etmemiz gerektiğini, nelerin değiştiğini bu soruyu sormadan önce bir önceki videoyla bu videoda bunları ben bu video öbür videoda da bunları anlattım. Şimdi o zaman videoyu nasıl izleyeceğiniz doğrultusunda, o değişiklikleri yakalamanız doğrultusunda videoda nelere dikkat etmeniz gerektiğini burada da çok iyi anlatıyorum. O dönemde pay başına kazanç, hisse başına kazanç, net dönem karının bir önceki dönem, net dönem karının her 100 TL'lik satışının %0,23 kuruşunu içsel sermayeye ya da ortaklara dağıtılmak üzere %23 kuruş kazanırken o dönemde yani o dönemin cari döneminde 3 ay önce net dönem karının her 100 TL'lik satışının 6,5 TL'sini ortaklara dağıtmak üzere ya da içsel sermayeye aktarmak üzere artış göstermiş. 0,23 kuruş, 6,5 lira. Ne zaman? 3 ay önce. Ne dedik? Reel satışlara bakacağız. Şirketin kar etmesinin temel koşulu. Mutlak olarak %439,5 oranında satışlar artarken reel olarak yani enflasyona karşı enflasyona inat %173 oranında artırmış. Şimdi kar etmenin koşulları satışlarını reel olarak artıracaksın. Bir, iki, maliyetlerini düşüreceksin. İki, gerçekleştirmiş mi? Evet. Reel olarak %173 reel olarak enflasyona inan artırmış. Maliyetlerdeki artış enflasyon artışının yani satış hasılatının altında gerçekleşmiş. Ve toplam gelirler içerisinde maliyetlerin payı belirgin şekilde azalmış. Ne zaman? Bir önceki dönem. Şimdi ne değişmiş? Bakacağız. Bak nerelere bakman gerektiğini sadece Muharrem Bey'e göre değil, bütün arkadaşlara buradan gösteriyorum. Arkadaşlar bunları size böyle tek tek anlatacak. Ben kimseye rastlamadım. Yani buna rağmen hala nereye bakmanız gerektiğini anlayamıyorsanız inanın ben hiçbir şey yapamam. İnanın bir şey yapamam. Yani siz kârınızı da cebinizde tutamazsınız. Gelelim ne değiştiğine, nelerin değiştiğine gelelim. Yani
Şu dünkü paylaştığımız video dönemine gelelim. Ortak ve şirket karlılığına gidelim. Şirket karlılığı %11,5 oranında azalmış. Ortak karlılığı %9 oranında azalmış. Ne değişmiş? Bakalım şirket karlığına. Sürüm %1,5 artmış. Satış karlılığı %13 azalmış. Bir önceki dönem öyle miydi? Gidin videonun başına şimdi bir önceki döneme gidin. İyi şeyler söylediğim döneme gidin. Yalan mı konuşmuşum? Kimse beni yalancılıkla itham etmiyor. Arkadaş bilmek için söylüyor. Arkadaşa atfen söylemiyorum bunları. Üstüne basa basa nelere dikkat etmeniz gerektiğini burada size altını çizerek anlatıyorum. Katkı payı yüzdesi %18 azalmış. Daha önce de azalmıştı. Niçin azalmış? Değişken maliyetlerini düşürememiş hala. Burada bir sıkıntı var şirketin. Bir önceki dönemde varmış, o da şimdiki dönemde de bu hala devam etmekte. Acilen şirket katkı payı yüzdesini yani değişken maliyetlerini düşürmenin çarelerini aramalı. Bakın buradan da ne yapması gerektiğini de şirkete takip etmemiz gerekiyor veya öneride bulunuyoruz. Hasbelkader. Emniyet marjı. Yani riski düşürmüştü. Risk artmaya başlamış. Emniyet marjı düşmeye başlamış. Azalmaya başlamış. Bak ne değişmiş? 3 ayda. Ortak karlılığı, net ortak karlılığına bakın ne durumdaydı? 3 ay sonra ne durum? Devam edelim. Mutlak olarak %85,5 oranında artmış. Reel olarak %14 artmış. 3 ay önce öyle miydi? 1 yıl öncesine göre. Peki 3 ay sonra 1 yıl öncesine göre aynı mı? Çok büyük fark var. Bak ne değişmiş? 3 ayda böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bu rakamları ben yazmıyorum. Kapa ben göndermiyorum. Şirketin göndermiş olduğu finansal raporu, tahlilleri. Yani şirket 3 ayda beslenme, yaşama standardında bir bozulma gösteriyor. İşte yani bireysel benzetme yaptım ki verdiğim örneğinde birebir son derece uygun olduğunu düşünüyorum. Gelelim gelir tablosuna. 3 ay sonraki. Şimdi dikkat. Şirketin kâr etmesinin 3 temel koşulu ısrarla hatırlatacağım. 1. Reel satışlarını artıracaksın. 2. Maliyetlerini düşüreceksin. 3. Katkı payı yüzdesini artıracaksın. Ama senin bir önceki dönemde böyle bir sıkıntın varmış. Değişken maliyetlerini düşüremiyorsun. O sorun devam ediyor. Ama onun üzerine bir şey eklenmiş. Hasılat %14 reel olarak %14 artarken hasılatın maliyetleri yani satışlarının maliyeti %19 artmış reel olarak. Satışlarının üzerinde bir satış maliyet artışı var. Ne oldu ikinci koşul? Bak birinci koşul satışlarını artıramadı. Çok cüzi artırdın. Bir önceki döneme göre artıramadın. İkinci koşul, maliyetlerini düşüreceksin. Bir önceki dönemde maliyetlerini düşürmüştün hem de belirgin bir şekilde. Ama şimdi reel olarak satışlarının üzerine çıktı. Toplam gelirler içerisinde %82,5'tan %86'ya fırladı satışlarının maliyeti. Şimdi ne değişti? Abi nereye bakman gerektiğini bilmiyorsan bu soruyu sorman son derece ona. Ama artık nerelere değişikliklerde nerelere bakmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Muharrem Bey, şimdi size atfen söylüyorum. Bir daha bana ne değişti diye soruyla gelmeyeceksiniz. Nelerin değiştiğini tane tane kalem kalem oturacaksınız bakacaksınız. Bunu da kırıcı olarak algılama lütfen. Son derece yerinde bir soru sordun. Güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim. Senin nezdinde de ki bu videoyu izleyen bütün arkadaşlara da bilgilenmesine vesile oldu.
Evet arkadaşlar, pay başına kazanç. Bir önceki dönem net dönem karının her 100 TL'lik satışının 0,29 kuruşunu ortaklara, yani hisse ortaklarına ya da içsel sermaye aktarırken 0,50 kuruşa yükseldi. Şimdi arkadaşlar 3 ay önce 6,5 TL, 3 ay öncesinin cari döneminde her dönem net karının her 100 TL'lik satışların 100 TL'sini ortaklara dağıtmak üzere ya da içsel sermayeye katmak üzere 6,5 TL. Ne değişti dediğimiz dönemde net dönem karının her 100 TL'lik satışının ortaklara dağıtmak üzere 50 kuruş veya öz kaynaklara aktarmak üzere 50 kuruş. Ne değişmiş? Çok büyük değişiklik var değil mi arkadaş? Peki bu veriler doğrultusunda hisse senedinin talebi, yani hisse senedine talep ne yönde, hangi paralellikte işler? Para kazanacağınız hisse değerlemesine, fiyatına girmeye gerek yok artık arkadaşlar. Artık evet, o dönemdeki bilanço şu anki bilançoyla çok büyük değişiklik göstermiş. Şimdi bu bir, yani hikaye mi yazayım size? Bakın ben hikaye yazdım. Bakın ben somut rakamlarla konuşuyorum arkadaşlar. Şirketin bizlerle paylaşmış olduğu rakamlarla konuşuyorum. Kahinliğe soyunmuyorum. Varsayımlar üzerinden gitmiyorum. Fotoğraf neyse gördüğümü söylüyorum. O dönemki fotoğrafta ne gördüysem söyledim. Bugünkü çekilen fotoğrafta ne varsa aynısını söylüyorum. Ama benden hikaye beklemeyin. Yok öyle olacak, yok böyle olacak, yok şöyle olur, yok şirket böyle. Yok abi, burada işte ne yaptığı, ne yapmadığı burada. Takip ederim. Bakın bir önceki, 3 ay önceki bilançoyla, paylaştığı bilançoyla şu anda çok büyük tutarsızlık var. Yani ben fotoğrafı farklı şekilde size yansıtırsam size ihanet etmiş olurum. Size yalan konuşmuş olurum. İşte hikaye yazmış olurum. Hikaye, hikayem var mı? Bunu kim soruyor bana? Bağımsız denetçi de SPK'ya rapor hazırlayan uzman kişiler soruyor. Hayır, kötü bir şey. Ama piyasanın işleyişi bu. Yatırımcı da bunu satın alıyor. Abi dedi, sen alameti harika olsan hikayen var mı? Hikaye yazabilecek misin? Dedim ki o benim işim değil. Ben fotoğrafçıyım. Ben deklanşöre basarım. Ne çıkıyorsa fotoğrafta onu paylaşırım. Abi dedi olmaz dedi, tutmaz. Niye? Abi hikaye yazacaksın. Umut aşılayacaksın. Bırak gerçekleri. Adama hayal pompalayacaksın. Adam hep yükselecek, hep uçacak, öyle görecek kendini. Yarın bir gün ama abi onu dünkü dünü unutur yatırımcı. Onu hatırlamaz bile. Hatırlasa da ben ne yapayım dersin, borsa işte böyle yer dersin, çıkarsın zeyt tereyağından kıl çeker gibi kendini çekersin. Ama benim bütün çabam bilinçli bir yatırımcıya sahip olmadığımız sürece, hikaye peşinde, hikayecilerin peşinde koştuğunuz zaman ne değişti dersiniz? Nereye bakmanız gerektiğini bile bilmezsiniz. Muharrem üzerine alınma. Ben sadece sen değilsin kardeşim ama çok iyi bir şey yaptın. Senin nezdinde en azından bundan sonra bu videoyu izleyenler nelerin değiştiğini görmek için nereye bakacaklarını öğrendiler. Hikaye dinlemeyecekler artık akıllılarsa. Artık duygularla değil, mantıkla hareket edecekler. Senin sayende bu konuda sana gerçekten bütün cani samimiyetimle teşekkür ederim.
Soracaksınız, sorgulayacaksınız arkadaşlar. Eğer burada ben bu işi yapıyorsam makul, mantıklı sorular, her birine cevap vermekle yükümlülüğüm, bu böyle bir sorumluluğu olduğunu inanıyorum. Yerinde bir soru olmasaydı ciddiye almazdım bu videoyu, bu saatte yapmazdım, bu kadar işimin arasında diyerek herkese yeniden iyi bir sağlıklı neşeli hafta sonu tatili geçirmenizi temenni ediyorum.